Peker, rüşvet ağında, demişti. Ünsal Ban'ın masak raporundan korkmaz Karaca çıktı. 1.9 milyonluk transfer. Raporda, bana 2.5 milyon dolar verdiğini söyleyen Zehra Taşkesenlioğlu ile Ban arasında tek bir hesap hareketi dahi yer almadı. AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasındayken Sedat Peker'e video gönderdiği iddiasıyla tutuklanan Ünsal Ban hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu, Cumhurbaşkanlığı eski başdanışmanı Korkmaz Karaca'ya uzandı. Rapora göre, Ban'ın gizli kasası olduğu öne sürülen şoförü Ahmet Karakaş, Peker'in iddialarından sonra Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığından istifa eden Korkmaz Karaca'ya 1 milyon 917 bin lira gönderdi. Raporda, yaklaşık üç buçuk yıl evli kalan Taşkesenlioğlu ve Ban çifti arasında tek bir hesap hareketi dahi olmaması ise dikkat çekti. Boşanma davasının dilekçesinde, Taşkesenlioğlu'nun bana 2.5 milyon dolar verdiği, Ban'ın da bu paralarla lüks bir tekne ve Matrix isimli bir şirketten hisse aldığı öne sürülüyordu. Mal varlığını aklama, soruşturması Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olduğu süreçte organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e Taşkesenlioğlu'nun gizlice kayda alınmış görüntülerini verdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Ban ve Peker hakkında bu konuya ilişkin dava açılmış, Ankara Başsavcılığının Ban hakkında ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla soruşturma yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Karacaya 1.9 milyon bu soruşturma kapsamında Ban, çocukları ve şoförü Ahmet Karakaş hakkında hazırlanan masak raporunda dikkat çekici bilgiler yer aldı. Pekerin eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun iş kadını Mine Tozlu Sinerenden 12 milyon TL rüşvet istediğini öne sürdüğü paylaşımlarında rüşvet ağında yer aldığını iddia ettiği Korkmaz Karaca'nın ismi de Ban hakkındaki masak raporuna girdi. Raporda, banın gizli kasası olduğu iddia edilen ve hesabında milyonlarca lira bulunan şoförü Karakaş'ın 2017 yılı sonrasında yaptığı para transferlerine ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre 2017 ile 2022 yılları arasında hesabından toplam 562.9 milyon lira para çıkışı olan Karakaş, Peker'in iddialarından sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığından istifa eden Korkmaz Karaca'ya bin lira gönderdi. Raporda paranın gönderildiği tarih ise yer almadı. Raporda Taşkesenlioğlu yok. Raporda, Taşkesenlioğlu ile yaklaşık 3,5 yıl evli kalan ve boşanma davaları halen devam eden ban arasında hiç hesap hareketi bulunmaması ise dikkat çekti. Ağustos ayında boşanma davası açan Taşkesenlioğlu'nun avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Taşkesenlioğlu'nun bana 2.5 milyon dolar nakit para verdiği, banın da bu paralarla bir tekne ve Matrix isimli bir şirketten pay aldığı belirtiliyordu. Buna karşın raporda Taşkesenlioğlu ile ban arasında tek bir hesap hareketine dahi yer verilmedi. Lüks tekneye 3.7 milyon euro Boşanma dilekçesinde, Ban'ın taş kesenli oğlundan aldığı paralarla ilk önce 750 bin liraya tekne aldığı, sonrasında bu tekneyi satarak 4.5 milyon euroya yeni bir tekne aldığı anlatılıyordu. Masak raporunda tekne alımı için, Ban'ın şoförü Karakaş üzerine kayıtlı görünen Mengen Organik firması hesabından Malta merkezli BQ Maritime Limited isimli bir offshore firmasına 3.7 milyon euro, yaklaşık 67 milyon lira gönderildiği bilgisi de yer aldı. Çakıcı'nın yakın arkadaşına 2.5 milyon. Raporda göze çarpan bir diğer hesap hareketi de Ban ve Karakaş tarafından Toygar 7 göze gönderilen toplam 2.5 milyon lira oldu. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı, af ile tahliye olduktan sonra sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Çok yakın arkadaşlarım" diyerek 7 gözünde aralarında bulunduğu isimlerle fotoğrafını paylaşmıştı. Yedi gözün sahibi olduğu firmanın, Kasımpaşa'da kurulacak olan RTE müzesini yapacağı gündeme gelmişti. Kendisine de para göndermiş. Raporda Ban'ın, kızı Ece Gizay Ban'ın Yunanistan'da bulunan hesabına 2021 yılı Aralık ayında toplam 168 bin euro, aynı dönemde kendisinin Yunanistan'daki hesabına da 337 bin euro yatırdığı kaydedilirken, Buğra Ban'ın ABD'de bulunan hesabına ise yaklaşık 20 bin dolar gönderdiği belirtildi. Buna karşın raporda banın hesabındaki döviz giriş çıkışlarının detayları yer almadı. Peker ne demişti? Firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski sermaye piyasası kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun marka yatırım holdingin sahibi Mine Tozlu Sinere'nden sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. Mine Tozlu Sinere'nin ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun Sinere'ne ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı. Peker, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun yatırımcı Minesiner'e Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor. Sakın onunla temasa geçmeyin, sizden çok para ister dediğini iddia etmişti. Ünsal Ban video yolladı. Peker iddialarının devamında Taşkesenlioğlu'nun eşi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban'ın çektiğini belirttiği bir videoyu da paylaşmıştı. Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla ikiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz diye bağırdığı görülüyordu. Videonun paylaşılmasının ardından Ban, Peker'in iddialarını kabul etmiş ancak videoyu kendisinin göndermediğini söylemişti. Peker ise, Ünsal Ban'la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı, ifadelerini kullanmıştı. Lüks villa sorusu. Peker sosyal medyada yaptığı bir başka paylaşımında da Korkmaz Karaca'nın ABD'ye firar eden Sezgin Baran Korkmaz'ın villasına çok sık girip çıktığını öne sürmüştü. Peker, Karaca'nın ABD'de kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın hediye ettiği aracı kullandığını, ayrıca bazı firmaların özel işlerini hallederek rüşvet aldığını iddia etmişti. Peker, ayrıca 2021 yılının Haziran ayında yaptığı paylaşımlarda Karaca'nın kendisiyle görüşmek istediğini belirterek, "Korkmaz Karaca, sen Maltepe'de sıradan bir evde otururken nasıl oldu 4-5 senede Çekmeköy'ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun." demişti. Korkmaz Karaca Erdoğan'ın danışmanı olduğunu inkar etti. Haram yemedim. Masak raporları eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörü Ünsal Ba'nın kasası olarak bilinen şoförünün hesabından Korkmaz Karaca'ya yaklaşık 2 milyon lira gönderildiğini ortaya koymuştu. Karaca rapora ilişkin haram yemedim dedi. Organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker'in iddialarında adı geçen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ba'nın şoförü ile eski Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca arasında para trafiği olduğu iddia edildi. Karaca hakkındaki iddiaları yalanladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi olan Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yürüttüğü soruşturma dosyasına masak raporu girdi. Raporda, Ünsal Ban'ın gizli kasası olduğu iddia edilen şoförü Ahmet Karakaş'ın banka hesabı üzerinden 2017 yılı sonrasında Korkmaz Karaca'ya 1.917.805 TL gönderdiği bilgisi yer aldı. Ancak bu paranın Karaca'ya neden gönderildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi raporda yer verilmedi. Korkmaz Karaca, haram yemedik. DW Türkçe'ye konuşan Korkmaz Karaca, masak raporuyla tespit edilen para alışverişine ilişkin, bunlar doğru değil, dedi kendisinin hiçbir zaman cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak görev yapmadığını, iş adamı olduğunu belirten Karaca, Ünsal Ban tarafından kendisine para gönderildiği bilgisini kabul etmedi. Karaca, "Benim tüm ticari faaliyetlerim yasal ve belgeli. Açıklanabilir. Haram yemedik. Benim vermeyecek hiçbir hesabım yok. Alnım açık, başım dik. Benim hesabıma gelen bir şey yok." dedi iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirten Karaca, Ünsal Ban'ı çok iyi tanıdığını savundu ancak herhangi bir alışverişi veya ticari ilişkisi olmadığında ısrar etti. Soruşturma kapsamında savcılığın konuya ilişkin çağırması durumunda gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Karaca, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir savcı çağırdığında gitmeyecek bir kişi var mı? Çağırırsa giderim, sorularını yanıtlarım ifadelerini kullandı. Ünsal Ba'nın şoförü Ahmet Karakaş tarafından size böyle bir para gönderildi mi sorusuna ise Korkmaz Karaca Allah'a çok şükür haram yemedik. Verilmeyecek tek kuruş hukuksuz işimiz, ilişkimiz yok yanıtını verdi. Ancak Karaca, Karakaş'tan bu yönde bir para alışverişini yalanlamadı.